Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çizim videosu olmayacak. Bugün eski çizimlerimi gösterdiğim bir video olacak. Ben anime çizmeye 2014 yılında başladım. Bu yüzden böyle yanlara tarih koymayacağım çünkü sıraları biraz değişik. İlk çizdiğim de var, daha gelişme zamanında olanlar da var. Ama şu an gösterdiklerim daha evde ilk boya bulduğum zamanlar, böyle ilk çizmeye başladığım zamanlar. Zaten orantı problemlerini görüyorsunuz, gerçekten çok saçma. Hani sürekli çiziyordum, manyak gibi çiziyordum. Her boş anımda günde 4-5 tane anime çiziyordum. Yani şimdiye kıyasla gerçekten çok fazla. Okulda, aralarda, boş zamanlarımda her zaman bir şeyler çiziyordum. Mesela şu an gösterdiğim birçok imgesel aklımda kaldığı kadarıyla. Bu mesela yanlış kağıt seçimi, yanlış boyalar. Bristol gibi parlak bir kağıtta marker ve sulu boya kullanmışım. O zamanlar böyle sanıyorum ki marker alırsam çok güzel çizeceğim. Sonucu görüyorsunuz. Yani o zaman markerlarımı ziyan etmişim. Mesela şu alın boyu berbat. Çok orantı problemleri var. Bunlar büyük ihtimalle 2015 falan. Daha yeni yeni boya malzemeleri alıyordum ama ilk aldığım boya da yani kopik, siz düşünün. Sonra bir daha zaten öyle bir hata yapmadım. Bir ara mürekkep, şu G-Pen olayına girmiştim. Zordu kullanmak. Yine bir marker vakası. Çok iyi araştırmanız gerekiyor gerçekten hangi boya hangi kağıtta kullanılır. Burada boyalarım iyi olmasına rağmen çok berbat sonuçlanmıştı. Çünkü kağıt asla boya tutmuyordu. Parlak, ne marker ne şey, sadece mürekkebi kaldırıyor. O da leke leke bırakıyordu mürekkepte bile. Bir sürü Sebastian çizimi var. Bu çok komik. Manga çizmeye çalışıyordum. Daha Death Note izlemişim. Çöp. Bunlar da ilk çizimlerimden. Berbat bir vücut orantısı. Boyalarım yoktu. Hep siyah beyazdı. A4 kağıdına sulu boya yapardım. Gerçekten çok saçma. Ve burada marker ziyanı. Ağlıyorum şu an. Mürekkep. Bunu severim. A4 kağıdı ama sulu boya iyi kaldırmış. Burada karışmış. Burada kalın bir kağıt. Boya aldığım zamanlar marker vakası. Küçük kafalı kaneki madara. Bir sürü madara göreceksiniz. Gerçekten çok seviyordum. Berbat bir Naruto. Böyle bir Naruto yok. Çenesi yok. Yine boyalarımın olmadığı ilk çizimlerimden. Hep büyük çiziyordum. Surat, kocaman suratlar çiziyordum. Daha büyük kağıtları çizdiğim de var. Gelişme çağında zamanlarımda hep büyük çizerdim. 35-50 kağıtlara sadece surat çizdiğim oluyordu. Bu çizimimi çok seviyordum. O zamana göre bayağı iyiydi. Bu çok komik. Light'ın suratı, Ruiko'nun suratı gerçekten berbat. Acınası paylaşmamıştım bile. Yine bir değişik Naruto. Kaneki'yi o zamana göre gerçekten güzel çizmişim. Çünkü çok orantısız çizdiğim dönemlerde. Burada Sasuke'nin burnu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu çizimi severdim. Bu animeyi bilen var mı acaba? Burada Naruto berbat. Gerçekten çok kötü. Ben orada bayağı gelişmiştim. Sasuke. Burada da yanlış bir kağıt seçimi. Bu bayağı eski zaten, kafasından belli. Gaara. Bu da eski. Bu bayağı eski ama o zamana göre iyi çizmişim. Great. Bunlar da ilk çizdiklerimden.
Bunlar ilk değil aslında. Bunlar işte boya almaya, malzeme almaya başladığım zamanlar. Bu da hatta 2016 yılı bile olabilir. Bu eskiydi. Bu asla devam ettirmediğim bir çizim. Tokyo Ghoul yeni çıkmıştı. Keşke bitirseymişim. Bu detaylı bir çalışmaydı. Kopya kağıdını üstüne koyup temiz bir kağıda geçecektim eskiden ama asla yapmamışım. Yine Madara. Bu çizimi çok seviyordum. Naruto. Bunun üstünden kuru böyle geçip canlandırabilirim. Çok soluk kalmış. Burada yine süper orantısız bir Cross Suji. Sebastian. Yamuk kafalı Madara. Genel bakıldığında boyamam iyi ama hep bir çizim orantı hatalarım var. Burada değişik çalışmalarım. O orantılı zamanla azaldı ama hala olabiliyor. Burada insan gibi çizmeye çalışmıştım yüzünü. Şu defteri aldığımda çok para verdiğim için çizdiklerime dikkat ediyordum da çok güzel yapacağım diye diye. O zaman biraz gelişmiştim. Sırf kağıtları ziyan etmemek için. Bu çizimde Türk Animart grubu vardı. Oradaki adminler hepimiz aynısını yapıyorduk. Ben bitiremesem de diğerleri gerçekten çok başarılı çizimler çıkarmıştı. Ya burada işte yeni malzeme aldığım zamanlar çizimler hatalı olsa da gerçekten çok uğraşıyordum. Güzel olmaları için. Mesela orantısızlıktan ölüyor. Bu da çok hatalı bir çizim ama genel olarak boyaması falan başarılı. Bu ne? Bu berbat bir defter. Markasına iyi bakın ve almayın. Ya da ben kullanamamış olabilirim ama ucuz diye almıştım. Pişman oldum. Boyayı emiyor, bütün canlılığını alıyor kat kat boyamama rağmen. Sıkıntılı. Yarım kalmış bir One Piece çalışmam. O zamanlar modaydı böyle çok karakterli şeyler çizmek detaylı. Craft kağıdına yaptığım çalışmalar, bu kağıda çizmeyi çok severdim. İnce olduğu için kırışıyordu, biraz zorlanıyordum ama. Biraz daha kalın bulursam güzel şeyler çıkarabilirim. Çok karışıyordu gördüğünüz gibi. Şaşı Itachi. Orada sevdiğim birini çizmiştim. O yüzden öyle bir tepki vermişim. Allah'ım bu çizim berbat. Keşke onu koymasaydım. Bu çizim önce bir tane çizdim, beğenmedim, bir daha çizdim, o çizimi de beğenmedim. Videosunu bile kaldırmıştım. Bunu arkadaşım çizmişti, çok sevimli. Bu çizimi çok seviyorum gerçekten. Madara. Madara'da da bayağı gelişmişim yani. En son çizdiğim bayağı iyi. Bu berbat.
Bu animeyi çok severdim. Ben de bu. Arkadaşım çizmişti, ben boyamıştım. Bunlar eski çizimlerim, defterle ayırdım. Onları sonra göstereceğim. Daha ilk çizmeye başladığım zamanlar elimde hiçbir şey yokken olan çizimlerim. Obito'yu çok çiziyordum çünkü sevdiğim birinin en sevdiği karakter. Onun için çizerdim hep. Bazı çizimlerim yanımda olmadığı için gösteremedim. Özellikle en son çizdiğim Alita falan. Evdekileri gösterebildim sadece. Ama önemli olan zaten eski çizimleri görmenizdi. Bu da gelişim açısından bir insan nereden nereye gelebilir ki? Şu an bile amatörüm, daha iyi olabilir. O yüzden pes etmek yok. Sürekli çizin. Asla bırakmayın. Bu ilk çizdiklerimden. Hele bunlar da anime ne, onu araştırıyorum yani. En fazla iki anime izlediğim bir dönemdi. Vücut çizmeye çalışıyorum, saç çizmeye çalışıyorum, hep parça parça. Ama sürekli çiziyordum. Hatta bu defter 2 günde falan dolmuştu. Yırttığım sayfaları da var. Bunlar da bence amatör olan çizimlerin çöküş dönemindeki odamda asılı olanlar. Bu kadar da videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım pes etmezsiniz ve gelişmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.